Balıkesir'de sil baştan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı mücadele derneği Balıkesir Berberler ve Kuaförler Odası ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında kuaförlere ihtiyacı olan müşterileri derneğe veya resmi kurumlara müracaat etme seçeneklerini de anlatmaları yönünde bilgilendirme çalışmaları yapıldı. İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Merkezi'nde güzellik ve saç bakım hizmetleri öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Küçükafacan, kadınlar ve çocukların şiddet ve istismar olaylarında destek sağlamak, yanlarında olmak amacıyla Balıkkesir'de Silbaş'tan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarıyla mücadele derneği kuruculuğunu yaparak başkanlık görevini üstlendi. Kendi meslek alanı da olan kuaförler ve güzellik merkezlerinde kadınların oldukça vakit geçirmesi nedeniyle küçük afacan, hukuki ve psikolojik yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaşılması amacıyla bu işletmelere yönelik girişimde bulundu. Balıkesir Berberler ve Kuaförler Odası ile protokol imzalanarak kuaförlere yönelik bilgilendirme çalışmaları başlatıldı. Kadınların uzun vakit geçirdiği merkezlerde zaman zaman sohbet ve paylaşımlarda da bulunabildiğini söyleyen Ayşegül Küçük Afacan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde imzalanan protokolle kadın hakları yönünde bilinçlendirme çalışması yapmayı hedeflediklerini söyledi. Derslerimizde öğrettiğimiz müşteri ilişkilerini aslında birebir burada artık... E öğrencilerimizin uygulama alanında da tekrar dile getirmiş olmak dernek sayesinde benim için ve e, alanımız için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, bizler e, müşterilerin burada uzun vakit geçirdikleri bu alanda e, aslında e, kuaförlerin müşteriye yaklaşımları ve onların destekleyici ve e, derneğe yönlendirici tarafında e, olmaları profesyonel olarak e, kadınların destek almasını sağlayacaktır. Balıkesir Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ömer Genç de imzalanan protokol kapsamında müşterilere daha bilinçli ve eğitimli hizmet sunulmasının amaçlandığını belirtti. Silbaştan Derneği ile imzaladığımız protokol kapsamında müşterilerimize daha bilinçli, daha eğitimli hizmet sunulacağından eminiz. O yüzden Ayşegül Başkanımla da çalışma protokolünü imzaladık daha kapsamlı yerlere ulaşacağımıza inanıyoruz. İnşallah hayırlısı olur.